Yani böyle bir şey yaptırmak lazım. İnşallah. Onu yapan makine.2022 genel olarak imalat sanayi yoğun olduğu için takım tezgahları sektöründe de yatırımlar devam etti. Tabi buna en büyük etken geçen senede çok yoğun olan talepler, onların bir kısmı tedarik olarak bu yıla kaydığı için bu yılın verileri kullanım anlamında geçen yıldan da iyi olması bekleniyor. Bir nebze aslında ikinci yarıda bir miktar finansal sıkıntıların da etkisiyle bir yavaşlama görülse de sonuçta bizim aldığımız veriler TÜİK rakamlarına göre ithalat verilerinden yola çıkarak belli datalara ulaştığımız için geçen yıla göre bir yaklaşık bize 10'a yakın 10-12 mertebesinde bir artış olacağı yönünde beklenti var. İhracat makine üreticileri açısından kurum da etkisiyle iyi bir dönem geçiyor. Oradaki artış 18-20 mertebesinde görülüyor. En azından ilk 3 çeyrekteki veriler bu şekilde gösteriyor. Burada tabii asıl önemli veri geçtiğimiz yıl Türkiye'de makine kullanımının en yüksek olduğu yıldı. 2021. 2022 ondan da iyi olacak gibi görünüyor. Bu da dünyadaki tedarik zincirinin pandemi dönemindeki aşırı etkileşiminin Türkiye'ye yarattığı pozitif etkilerle işte bu yılda Ukrayna-Rusya savaşının etkisiyle Avrupa'daki enerji problemlerinin bazı sektörlerde üretimin Türkiye'ye kayması gibi sonuçlar doğurmasıyla tüm dünya ülkelerinin aksine Türkiye'de bir pozitif yönde gelişmeler var. İşte bu üretimin yoğun olması, dolaylı olarak takım tezgahlarına doyulan ihtiyaç ve yeni yatırımların gündeme gelmesi gibi durumlar söz konusu. Türkiye'deki mevcut üreticiler kapasitelerini arttırıyor ve yeni oluşumlar başladı. Firmalar işte Türkiye'de üretilmeyen tezgahların üretilmesine yönelik girişimler var. Burada devletin vermiş olduğu desteklerin de büyük etkisi var. Bir de tedarik anlamında aslında normalde yurt dışında belli üretim merkezi olup Türkiye'de üretim üssü kurmaya başlayan firmalar var. Bunların da takım tezgahları sektörüne ayrı bir ivme kazandıracağı düşüncesindeyim. En azından ithal edilmek yerine burada belli üretimin başlaması daha farklı kapılar, imkanlar açacaktır diye düşünüyorum. Üretici firmalar ihtiyaç duyduğu sürece makine almaya devam edecek. Bu makine burada yapılmıyorsa ithal gelmek durumunda. Bunu biz bir engel gibi düşünmüyoruz aslında. Yani ya da Türkiye'nin dış ticaret açığını artıran önemli bir etken görmüyoruz. Takım tezgahları ithalatı yapılıyorsa bilin ki bu misli üretimin burada yapılmasını sağlayan bir faktör aslında. Dolayısıyla biz dış ticaret açığını arttıran değil, tam tersine buradaki üretimin daha da fazlalaşmasını sağlayarak dolaylı olarak buna katkı sağlayan bir sektör olarak görüyoruz. İşte makine kullanımı rekor seviyelere ulaştı. Ama burada asıl büyük etken bu tezgahlarla yapılan üretim. İşte bunu kim kullanıyor? Havacılık sektörü kullanıyor, otomotiv sektörü kullanıyor. Yani Türkiye'deki imalat sektörü kullanıyor. Dolayısıyla bu rakamların artması demek misli misli üretimin burada yapıldığını göstermek. Yani bu firmalarda bu kadar yatırıma dünyadaki genel krize rağmen
yatırımlar devam ediyorsa bilin ki çok ciddi mertebede ihracat yaptıkları için, yani dövizin bu kadar yükselmesine rağmen bu makine alınabiliyorsa hala firmalar çok ciddi mertebede ihracat yaptığı için ve bu artıştan etkilenmediği için gerçekleşiyor. Ve Türkiye yani takım tezgahları, sadece takım tezgahları olarak demeyeyim de imalat sektöründe gerçekten iyi bir dönem geçiriyor. 2020'de pandeminin dolaylı olarak aslında Türkiye'ye Türkiye lehinde bir takım neticeler doğurması imalat sanayinde bu artarak devam etti. 2020-2021 ardından 2022 Türkiye'nin işte hem konumu itibariyle, insan gücü itibariyle, iş gücü itibariyle ileride daha da iyi potansiyellere ulaşabileceğini gösteriyor aslında. Yani biz umutluyuz. Sektör olarak da tabii bu imalatın güçlü olmasını sağlayan tedarikçi sektörlerden biriyiz takım tezgahları olarak. İnşallah daha iyi olacak. 2023-2022'den daha iyi olacak. Beklentimiz o yönde, evet. Ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.